başka gerekçe insanın hayatından kıymetli değildir. Bir gencin, bir çocuğun hayatından kıymetli değildir. Yine hiçbir ideoloji bir annenin yüreğinden, kalbinden, evladına duyduğu hasretten daha kıymetli değildir. Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'da aileler çok anlamlı bir duruş sergilediler. Terörle biz mücadele ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor. Adli makamlarımız toplum olarak mücadele ediyoruz. Ama bunlar arasında en anlamlı mücadelelerden birini Diyarbakır anneleri ortaya koyuyorlar. Aslında bu duruşlarıyla şunu da çok açık ve net gösteriyorlar. Terörün en büyük maliyetini bu bölgede yaşayan insanlar ödüyor. Canlarıyla, mallarıyla, hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasıyla, buradaki demokratik ortamın, kalkınma ortamının zehirlenmesiyle en büyük maliyeti bölgede yaşayan insanlar ödüyorlar. Terör örgütü, uluslararası bir takım çevrelerin aracı olarak maalesef ülkemizin birliğini, beraberliğini ortadan kaldırmayı, huzurumuzu bozmayı hedefliyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Çukur hadiseleridir. Diyarbakır'a çukur kazanlar aslında demokrasiye çukur kazanlardır. Diyarbakır'ın, bölgenin kalkınmasına çukur kazanlardır. Yine o dönemlerde de Diyarbakır halkı buna müsaade etmedi. Devletiyle birlikte bu hain teşebbüsü de ortadan kaldırdı. Terör örgütlerini çok iyi bilmemiz lazım. Bunların hiçbiri iddia ettikleri toplumu temsil etmiyorlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. DAEŞ İslamiyet'i temsil etmediği gibi, FETÖ yine Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da kesinlikle bizim Kürt vatandaşlarımızı temsil etmiyor. Sadece bunu kendisini meşrulaştırma, kendisini perdeleme aracı olarak kullanıyor. İşte Diyarbakır annelerinin bu tavrı, terör örgütünün bu yüzünü açığa çıkaran son derece önemli, asil bir tavır. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Kolay değil. 1447 gündür burada nöbetteler. Bu onların sadece evlatları için bir nöbet değil. Ülkemizin huzuru için bir nöbettir aynı zamanda. Demokrasi için, kalkınma için, ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşması için bir nöbettir. Ve eninde sonunda anneler, annelerin yüreği, annelerin kalbi kazanacaktır. Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez. Yeter ki anneler bu kararlılıklarını devam ettirsinler. Değerli kardeşlerim, burada şu anda 365 aile var. Bunlar 370 çocukları için burada nöbetteler. 43 şehirden, farklı şehirden aileler bulunuyor yine burada. Bu çabaların sonucu olarak bugüne kadar 45 anne, 45 aile evladına kavuştu. Bir tek insanın bile kurtulmasına, vesile olmasına değer bütün bu çabalar. 45 tane evladımız çok şükür bu hain örgütün pençesinden kurtuldu, ailesine kavuştu. Tekrar ifade ediyorum, terör örgütüyle sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. İnsanımıza da sonuna kadar sahip çıkmaya, bu bölgede yaşayan kim olursa olsun, hangi etnik yapıdan olursa olsun, hangi mezhepten, meşrepten olursa olsun, bütün insanlarımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Bu devlet hepimizin devleti, bu ülke, bu vatan hepimizin vatanı. Bu ülkeyi bölmeye, gücümüzü kırmaya çalışanlara, fitne fesat çıkarmaya çalışanlara, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara da asla müsaade etmeyeceğiz. Ben tekrar değerli annelerimizi, ailelerimizi tebrik ediyorum bu duruşlarından dolayı. Cenab-ı Allah evlatlarına kavuşmayı nasip eylesin diyorum. Bundan sonra da tek bir evladın bu terör örgütlerine kurban olmayacağı günleri hep birlikte inşa edelim diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık başkanım.